Ama maslahat için kizb ise zaman onu nesetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı alimin muvakkat fetvası, bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar suistimal edilmiş, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Mesela seferde namazı kasretmenin sebebi meşakkattır. Fakat illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Suistimale düşebilir. Belki illet yalnız sefer olabilir. Aynen öyle de maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok. Suistimale müsait bir bataklıktır. Hükmü fetva ona bina edilmez. Öyleyse immes sıdk ve immes sukut. Yani yol ikidir, üç değil. Ya doğru, ya yalan, ya sukut değildir. Ya doğru söyleyeceksin, ya susacaksın. İkidir. FETÖ'yü da bu hususta eleştirmiştim. Mustafa Kemal'e niye metiyeler düzüp onun dindar olduğunu, üstelik çok iyi bir dindar olduğunu söylüyorsun? Yalan söylüyor. Ya sükut et, öyle değil mi? Ya da doğruyu söyle. Bilmiyorsan da bilmiyorum de. Ama sen canlı yayında bu milletin gözlerine baka baka kameralar karşısında yalan söylüyoruz. Mustafa Kemal'e dindar diyoruz. Hayır, dini olmayan bir insanın dindar olduğunu ifade etmek aptallıktır. Gerizekalılıktır yani. Şuursuzluktur. O yüzden FETÖ'nün bu şekilde yalan söylediğini ifade ettiğim zaman FETÖ'cüler onu eleştirdiğim vakit beni kendi sitelerinde sahtekar Nurcu diyerek bu şekilde tesmiye tersim ettiler. Düşmanın şehadeti makbuldür. Elhamdülillah. Rica ediyorum, ne olur hiçbir fetoşist, kemalist ve komünist beni sevmesin, sevmesin, sevmesin. Lütfen benden nefret etsinler. Bu benim aleyhime değil ya lehimedir. Evet arkadaşlar, yol ikidir. Üç değil. Ya yalan ya doğru değil. Ya doğru ya sukut. Ya doğruyu söyleyeceksin veyahut yüreğin yetmiyorsa, kozun yetmiyorsa, maçan yetmiyorsa, korkuyorsan, ötleksen, pasifsen, pısırıksan, miskinsen, pişkinsen, o zaman susacaksın. Mustafa Kemal hakkında ne düşünüyorsunuz sualine tutup da onu göklere çıkararak, överek, met ederek mukabelede bulunmayacaksın. İşittin mi ey FETÖ? Sen yalan söyledin. Ama üstad ne diyor? Yol ikidir. Üç değil. Ya doğru ya sukut.